Canlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız. Ben de iyiyim canlarım. Bugün divan bahyemizde geldim karşınıza. Bakar mısınız, burada oldukça güzel sağlıklı bir divan bahyemiz var ama saksısı oldukça küçüldü. Toprağı da azalmış. Bunun saksı değişimini yapacağız. Hem difen bahyemizin bakım hakkında konuşalım canım takipçilerim. Nasıl sağlıklı bir difen bahyeler bakabiliriz? Onlar hakkında biraz konuşuruz canlarım. Şu anda bahçemde biraz rüzgar var. Bıraktığım anda rüzgar böyle sallıyor, deviriyor. Devirmesin diye böyle elimle buradan yaprağını tutuyorum bir tanelerim. Bu difen bahyemizin boyu yaklaşık 1 metre kadar oldu. Geçen sene de video paylaşmıştım. Aldığım sene de videosunu çekip paylaşmıştım. Bir tanelerim gelinime hediye ettim ben bu difen bahyeyi. Bir yaprağı kırılmış, korkmuş anne çiçek kırıldı diye getirdi. Anne bakar mısın çiçeğim yaprağı kırıldı diye. Dedim bir şey olmaz, onun hem saksı değişimini yapalım hem de bakımını yapalım bir tanelerim. Difen bahyeler hakkında da konuşalım. Şimdi difen bahyamız masamızın üzerinde dik durmayacağı için rüzgar devirecek. Yatırıp bunun saksı değişimini yapalım bir tanelerim. Canlarım şimdi ben eldivenlerimi taktım. Difen bahyamı da masanın üzerine yatırdım. Boyu uzun olduğu için yatırdım ve o şekilde çıkaracağım. Canım takipçilerim, difen bahyamın bakımı salon çiçekleridir. Güzel salonlarda bakarız çiçeklerimizi. Yazın haftada 2 defa, kışın da haftada 1 defa sulasak yeterli oluyor. Sizin ektiğiniz toprağın kalitesine göre sulama sıklığı değişebilir bir tanelerim. Bakım yaparken yaptığımız hatalar var. Mesela şöyle diyeyim. Bu çiçeğimi 2 yıl sizlerle paylaştım zaten. Sonra gelinime hediye ettim çiçeğimi. Gelinim üst katta oturuyor. Hediye ederken hata yapmışım. Söylemedim. Söylemeyi unutmuşum. Anneciğim bunu her hafta bu şekilde çevir diye söylemem gerekirdi. Çünkü difen bahyalar bakın gördüğünüz gibi dal eğilimi var. Şöyle göstereyim. Difen bahyanın dalı ışığa doğru sürekli eğilmiş. Bu neden oluyor bu gövdenin yamukluğu? Bu çiçeğimizi bakarken bu şekilde yapraklarını ışığa doğru çevirmezsek, saksısını çevirmezsek bu şekilde dal eğilimi oluyor. Gelinim dedi anneciğim böyle yamuldu, hatta düşmüş. Yamulduğu için tek tarafa eğildiği için düşmüş ve dalı da kırılmış. Bunu da alalım buradan. Bakın. Şimdi difen bahyamızın hem bakımını yapacağız. Bir iki dalı kırılmış düştüğü için, bu eğildiği için tek tarafa ağırlık vermiş. Bakın şöyle tek tarafa ağırlık verip bu şekilde devrilmiş bir tanelerim. Devrilince de bir iki dalı kırılmış. Sağlık durumu çok iyiydi difen bahyanın. İyi durumda, sadece işte dal eğilimi olmuş. Onu da şimdiden sonra biraz böyle derin saksıya ekeceğim. Çok geniş değil, genişlikleri yakın birbirine ama biraz daha yükseğe ekeceğim ki biraz dal böyle güçlensin içinde. Şimdi bunu böyle toprağını çıkartalım. Bu saksısından bir çıkaralım. Kök durumuna da bir bakalım. Şöyle yapalım. Eski toprağını böyle dökeyim. Aslında bütün olarak çıksaydı dökmeyecektik. Bakın şimdi kök durumu oldukça iyi. Bunu bu şekilde ekeceğiz bir tanelerim. Daha önceki toprağını doldurayım. Dökülen toprağını koyduk arkadaşlar. Şimdi difen bahyamızı bu şekilde oturtacağız. Biraz toprak kaldı. Bunları hiç zedelemeyeceğim. Bunu bu şekilde oturtturduk. Yeni aldığımız toprağımızı bu şekilde torbasından döküyorum. Torbaydı bu. Yeterli olur mu? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Efendim bahyemizi ektik. Allah sağlıkla, sıhhatle büyümeyi nasip etsin bakalım inşallah. Biraz toprağını bastıralım. Toprağımız tam olarak yetmedi. Biraz daha toprak ilave ederiz üzerine. Son kalan toprağımızı da dolduralım. Tamamen dökelim. Toprağımızı tamamen doldurdum. Zaman zaman masanın üstünü batırdık. Videomu durdurup sildim ama yine de battı. Çiçek ekerken bir tane ilerim. Tabii ki masamızı batırıyoruz.
Şimdi difenbahyamızın üstü oldukça ağır durumda, yani yapraklı. Tek tarafa da eğildiği için ona böyle destek yapalım. Şurasına böyle destek çubuğu koydum. Bir de bağlayalım canların. Bir tanelerim difenbahyamızı ektik. Allah sağlıkla, sıhhatle daha çok büyüyüp gelişmeyi nasip etsin. Saksı değişimleri böyle oluyor. Her yıl bir büyük saksıya değiştirirseniz güzel olur. Difenbahyalar birden çok büyük saksılara değil ama her yıl şöyle ikişer parmak, mesela bunu şimdi ektik. Seneye bunu şöyle iki parmak daha geniş bir saksıya değiştiririz. Aşırı çok fazla, gördüğünüz çok aşırı derecede kökleri yoktur difenbahyaların. Aşırı derecede, yani böyle saksıları doldurmazlar. Bu saksımıza bu kökler yeterli. Seneye Allah nasip ederse şöyle iki parmak büyük bir saksıya yine değiştiririz. Ama her yıl saksı değişimi isterler canlarım. Difenbahyamızın saksı değişimini yaptık. Şimdi can suyunu da verelim. Yeni toprağını ektik. Tabii eski toprağı da güzel olduğu için değiştirmedik. Aynı toprağını ektik. Boş kalan yerleri de bir tanelerim. Yeni toprağımızla değiştirdik, sıkıştırdık. Allah sağlık, sıhhatle büyümeyi nasip etsin, gelişmeyi nasip etsin. Yani yaklaşık yine bayağı bir uzun, telefonumuzun kadrajına sığmadığı için çok tepelerini alamadım. Şöyle bak. Büyük ama tabii hepsi bu tarafa doğru eğimli yaprakların. Allah nasip ederse şimdi artık gelinciğime söyledim. Her hafta böyle difenbahyasını, saksını tutup değiştirecek ve bu gövde yamukluğun ve yaprakların bir tarafa olmasını engelleyeceğiz. Difenbahyaların bakımı çok kolaydır canlarım. Eğer çok aşırı derecede sulayıp köklerini çürütmezseniz size yıllarca yıllarca sizinle yaşarlar. Bu 3. yılı bu difenbahyamın. 2 yıl bendeydi. Yaklaşık 1,5-2 ay kadar önce de gelinime hediye ettim. Onu da işte söylerken hata etmişim. Her hafta şöyle çiçeğimizi yan çevirmeyi unutmuşum. O yüzden biraz yapraklar bir tarafı tek tarafa dal eğilim yapmış. Ama şimdi saksı değişimini yaptık. Şöyle bakın. Buraya da böyle destek çubuğu attık. Saksını yeni değiştirdiğimiz için koydum onu. Ağırlık yapıp düşmesin diye. Sonra ister bu destek çubuğu burada kalabilir. İstersek de çıkartırız bu destek çubuğundan canlarım. Çiçeğimizi salonumuza yine içeriye götüreceğiz. Aydınlığa, cama yakın bir konumda bakacağız bir tanelerim. Difenbahyalar ışığı severler. Aslında büro çiçekleridir. Bazı büroların camları olmaz ama onların çok kuvvetli olur ışıkları, lambaları. Hiç ışık almayan yerde de lambalarla çok güzel yaşarlar. Aydınlığı seviyorlar. Evlerde, salonlarda da bakıyoruz bir tanelerim. Birçok kardeşlerim biliyor, hepimiz biliyoruz. Bir diğer adı ağlayan çiçek diye geçer. Bazen şuralarından, yaprakların şuralarından gözyaşı gibi birer damla akıtır. Bir diğer de ağlayan çiçektir. Gerçek ismi difenbahya tropicaldir. Difenbahyaların birçoğumuz zehirli olduğunu biliriz bir tanelerim. Hiçbir şekilde, yani böyle elimiz dokunmayla zehirlenilmez. Hiçbir şey olmaz. Çocuk falan olan evdeyse biraz korumak gerekir. Bu yapraklarını ağzınıza aldığınızda zehirleme etkisi yüksektir. O şekilde biliyoruz. Çocuklarımız var, dikkat ediyoruz. Öğretiyoruz onlara bunların ellenilmemesi gerektiğini. Sadece difenbahya değil, birçok çiçek zehirlidir. Lilyumlar da çok zehirli çiçeklerdir aslında. Birçok zambak türü de zehirlidir. Evlerde baktığımız, yani tek tek şimdi ismini saymayacağım. Yani bakan arkadaşlar tedirgin olmasın diye, evlerde, salonlarda baktığımız birçok çiçeklerin hemen hemen çok türü zehirlidir. İnmediği takdirde, çiğnenmediği takdirde bir şey yapmaz difenbahyalarda. Bakın böyle salona götüreceğiz, aydınlığa koyacağız. Haftada bir suyunu vereceğiz kışın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.